geldi. Senin çocuklar mı anne? Geldim. Ayşe Hanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben geldim de konuşacak uzara girmek istemedim. Nerede şey, Cemal yok, Nurşen yok. Nurşen'in adı mı şu an bilemeyeceğim ama Cemal Bey muhtemelen yoldadır ya hala mağazadadır. Yani çok bilemiyorum. Online'da ama katılamadı herhalde. Tamam o zaman biz inşallah saat kaç? Evet, onu 2 geçiyor. Fazla evet. Bitirmeyelim başlayalım. Yoksa bekle bekle insan yoruluyor o zaman ekranın başında. Bismillahirrahmanirrahim. Biliyorsunuz dün 8'den 19'a kadar işlemiştik. Neydi işlediğimiz konu? Allah'ın önce hesap günü kimlerin tahtlarının ağır basıp basmayacağı, tahtlara ağır basanların kurtulacağı, hafif gelenlerin ise kurtulamayacakları ve daha sonrasında böyle bir tahtı, bakkal terazisi gibi bir tahtı var mı yok mu onu konuşmuştuk. Allah hesapları çarçabuk görendir demiştik. Daha sonra Adem'in, meleklerin Adem secdesi ve iblisin dışında tamamının secde etmesi ve iblisin etmemesi, secde edenlerden olmaması. Daha sonra Allah intak sanatıyla bir diyalogla adeta Allah bir soru soruyor, iblise de cevap verdiriyor. İblisi dile getirerek sanki kendisi ondan sormuş da cevap almış gibi onunla bir diyaloğa girmiş şeklinde bir mizansenle anlatıyordu ayetleri. Oradan iblisin ne olduğunu, meleklerin Adem'in secdesinin ne anlama geldiğini hep beraber konuştuk. Üzerinde bir şey de yaptık. Fikir alışverişi falan da yaptık. Bugün inşallah 19'dan yine devam edeceğiz. Çünkü aynı olay yine devam ediyor. Yani meleklerin Adem'e secdesi, Adem'in cennetten kovulması, buradaki Adem'in hangi Adem olduğunu, yani peygamber olan Adem mi, yoksa insan soyu olan Adem mi, Adem soyu, onu konuştuk, onu tespit etmiştik. Hatırlatma olsun diye ben bu kısa tekrar yapayım istedim. Ben yine 19'u tekrar okuyayım ama normal 20'den başlayacağız. 20'yi de okuyayım. Ve ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Şimdi hocam sen anlatmaya başlamadan önce biz bir en azından kendi fikirlerimizi şöyle biraz toparlayalım. Burada iblis doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Hatta şunu da şey yapalım. İblis yalan söyler mi? Bunu da bir anlamaya çalışalım. Şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki olmamanız. Şimdi dün bu dedi ki ağaca yaklaşmak haram değildir, yanlış değildir. Bu ağaçlar dedik, günahı sembolize ediyor dedik. Yani günahlara yaklaşmak, günahları işlemek Allah katında kabul edilmeyen bir şeydir dedik. Burada diyor ki şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için. Şimdi ebedi yaşayanlardan kılınmamak ne demek? Yaşamına son verilmek anlamına gelir. Peki, hani insan ölmeyecekti? Ya cennette ya cehennemde yaşayıp devam edecekti? Burada aklı böyle bir soru geliyor. Şimdi hep beraber bu konuyu bir değerlendirelim. Ondan sonra da hocamız anlatsın bize. Burada ne demek ebedi yaşayanlardan kılınmamanız için? Yani onlar o ağaca yaklaşınca neden ebedi yaşayanlardan kılınmamıyor? Veyahut da neden melek olmuyor? Başlayalım. Nereden başlayalım? Mesela Mehmet abiden başlayalım. Epeydir Mehmet abi yok. Özlemiştir konuşmuştur. Mehmet şu an. Abi istersen burada ben bir fikrimi söyleyeyim. Sonra Mehmet abi tamam. Başlayalım. Tamam. Sen yakışıklı olduğun için sana öz meyi veriyoruz. Tamam. Yani ben burada esasında sizin ölümsüz olmamanız için
için bu ağaçtan yerseniz ölümsüzlüğü kazanacaksınız ifadesi. Orada bu, bizim bugün, benim düşüncem yani bu böyle, bizim bugün tasavvur ettiğimiz bir ahiret inancı, hani öldükten sonra onlar için ebedi cennet var diyor ya, işte o ebedi cennetin içinde değiller. Ebedi cennetin içinde olsaydılar böyle bir şeye kanmazlar, zaten böyle bir şeye ihtiyaç da olmazdı. Ben bunların esasında dünya içerisinde aslında bugün bile geçerli olduğuna inanıyorum. Bilmem anlatabildim. Eyvallah. Mehmet abi buyur. Mehmet abi müsait değil herhalde. Eyüp hocam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dünya nimetlerinde hani geçmiş ayetlerde de anlatılıyor. Sizi dünya nimetlerinin yalancı zevklere dalırsınız. Ebedi alemi unutursunuz ki dünyadaki nimetlerden yani dünyadaki bu nimetlerden o ağır yani olarak bulunmaya anlayabiliyorum. Şimdi o ağaca yaklaşırsanız diyor, ebedi yaşayanlardan kılınmayacaksınız diyor. İşte bu zevk... Şimdi benim bildiğim bir insan ağaca yaklaşsa da yaklaşmasa da bu dünyada zaten yaşayamayacak. Belli bir süre sonra ölecek. Öldükten sonra da cennete gidince de ebedi, cehenneme gidince de ebedi. Cehennemlikler de o gün diyor ölmek isteyecekler ama onlara bir daha ölüm yoktur diyor Allah. O zaman bunu nasıl anlamamız lazım? Soru buydu. Evet abi. Mehmet hocam. Merhaba. Mehmet hocam, senin söyleyeceğin bir şey var mı? Ha, Eyüp hocam, senin sözün bitti mi? Evet, tamam buyurun. Evet. Mehmet hocam herhalde derin düşüncelere daldı. Fatih, sen bir şey diyecek misin? Şimdi soruyu bir daha tekrarlar mısın? Diyor ki Rabbim size diyor bu ağaca diyor yaklaşmaktan men etti. Bunun sebebi de diyor yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ağaca yaklaşınca bir insan neden ebedi yaşayanlardan kılınmaz? Neden ebedi yaşayanlardan olmaz? Oysa öldükten sonra cehennem de ebedi, cennet de sürekli. Neden ebedi yaşayanlardan kılınmıyor? Şimdi bu ağaç haram olduğuna göre, haram olarak temsil edildiğine göre bizim düşüncemize göre harama yaklaştığın zaman da cehennem oluyorsun. Ve bu şekilde ebedi bir, yani cennet de ebedi, cehennem de ebedi olduğuna göre ebedi bir yaşama geçiyorsun. Evet. Ama tabii bizim istemediğimiz bir yaşam bu. Evet. Tamam. Hadi canım. Abi ben tabii biraz şöyle anladım ben konuyu. Bu ağaç haram ağacı bu ağaç. Ağaç. Ve bunlara dokunmazsanız melekler gibi olursunuz. Yani burada şeytan doğru mu söylüyor burada şeytan? Yanlış söylemiyor. Bu ağaca dokunmazsanız diyor ki melekler gibi olursunuz ve sonsuz hayatınız olur cennette. Ama dokunursanız melekler gibi olamazsınız ve sonsuz hayat olmaz. Ben burada şeytan doğru mu söylüyor burada şeytan? Tabii ki şeytan doğru söylüyor. Eyvallah. Sadece ebedi kılınma nedir orayı çözeceğiz şimdi. Deniz ve Ayşen Hanım kim konuşmak istiyorsa buyurun. Ben konuşayım mı? Yani ben almaya çalışıyorum. Tamam. Hani imtihanın, imtihan yaratılış amacımız imtihan ya. Hani nasıl diyeyim, tam toparlayamıyorum. Tamam. İblis. Uzaklanıyorum. İblis seni kafanı karıştırdı herhalde. Bayağı karıştırdı. Peki. Enis, sen bir şey söyleyecek misin?
müsait değilim biraz sonra şey yapacağım. Şu anda bir işim var. Peki. Mustafa abi. Dinliyorum sizi. İzmirli Mustafa abi sen buyur. Evet. Hocam üst tarafta burada ayetlerde iblisten bahsediyor. Şimdi şeytana geçti ayet. Evet. Yani şeytan bizim insanlardan ve cinlerden olan şeytan. Bu evet dediğin gibi sureti haktan görünür. Doğru da söyler, yalan da söyler insana. Ebedi yaşayanlardan kılınmamayı nasıl anlamamız lazım? Şimdi örtülüp gizlenen, şimdi ayet baştan alacak olursa, örtülüp gizlenen çirkin yerleri ve günah işlemiyorken, yani akıl bali çağına kadar, gelene kadar günah şeyi yoktu zaten. Evet. Ondan sonra günah şeyleri ortaya çıktı, seçme şeyi. Bundan sonra şeytan buna yaklaşıyor. Evet. Yani seçme şeysi olduktan sonra. Diyor ki Allah size diyor işte bu yasak şeyleri yapmayın diyor, haram kıldığı şeyleri yaklaşmayın diyor dedi. Halbuki siz yaklaşırsanız, bundan girseniz, gününüzü gün edersiniz. Alo. İyi akşamlar. Zevk sefa içinde yaşar gidersiniz diyor. Ya, biz şu an bir online dersteyiz. Saat gece 12 gibi falan ararsanız ben müsait olurum. Özür diliyorum, ben dersteyim şu an. Tamam. Araştırıyor, arayabilirsiniz gece 12'de. Kalıyorsun güzel. Evet. Doğru ya, bu şeyin için doğru söylediği şeyler de var ya. Halbuki o üçlümez saklanan ağaçtan yerse melek olur mu ya? Melek günah işlemeyen olur. Yalan söylüyor orada başka ya. Melek tabi olmuyorlar. Çünkü ben de doğru söylüyor kanaatindeyim şeyde. İblisin doğru söylediği düşüncesindeyim. Sen yalan söylüyorsun. Tamam. Şimdi bunları o zaman bir değerlendirelim. Hadi hocam, başlayalım. Ha. Ben cevap vermedim. Söz verdik ama sen herhalde müsait değildin galiba. Ben Muhammed Çoban abi kastettiğini anladım. Ha buyur. Yani şimdi bu ağaç günah ağacı. Dolayısıyla hedefte cennet olduğuna göre ebedi hayattan kasıt cennet hayatı. Cennet hayatından mahrum kalacağımızı burada anlatmaya çalışıyorum. Cehennem hayatı ebedi değil mi? Bir hedefteki ebedi hayattan bahsediyorum. Hedef. İnsanın olması gereken hedefindeki ebedi hayat. Eyvallah. Peki. Buyur hocam. Şimdi insanlar Araf suresinin 172. ayetinde Allah demişti ki Rabbiniz kimdir? Bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişti. Bu söz ne zamana kadar devam ediyor? 19. ayette demişti ki ey Adem sen ve eşin cennette yerleş. Bu ne zamana kadardı? Ergenlik yaşına gelinceye kadar, anne karnından doğuştan ergenlik yaşına gelinceye kadar hepsi birer melekti. Yani bunların. İşte bu meleklik döneminden ne zaman çıkıyor? İşte ey Adem sen ve eşin cennette yerleş ifadesiyle cennetten çıkıyor. Yani burada yaşadığın şimdiye kadarki hayat nasılsa günah işlemeyen, sevap işlemeyen bir konumu şimdiye kadar devam ettirdiniz. Bu olayı devam ettirmeye devam edin. Ne zamana kadar? Ölüp de dirilinceye kadar. İşte ikiniz dilediğinizden yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın derken neyi anlatıyordu? Her insanın ergenlik yaşına geldiği zaman Allah insanların öz içine bir iblis yerleştiriyor. İblis ne zaman yerleştiriyor? Ergenlik yaşına geldiği zaman. İşte Adem ve eşinin cennetten çıkma olayı da bu. Ne zaman Adem eşi cennetten çıktı, biz de şu anda aynı cennetten çıkıyoruz. Kıyamete kadar da Adem ve eşi cennetten çıkmaya devam ediyor. İşte arkasındaki ayette de diyor ki artık dördüncü bir varlık. Melek vardı, Adem vardı, iblis çıktı.
Arkasından bir de şeytan çıktı. Ve dedi ki şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi. Aslında burada şeytan kelimesi artık iblisle şeytan arasında bir bölümde gizlemiş Allah, yer ettirmiş. Yani şeytanı şöyle tanımlıyor benim o kadar şeytanla ilgili, melekle ilgili ayetlerden. Şeytan, iblisin tekliflerinin ilke haline getirilmesi, bu da şeytan, iki anlamda kullanmış. Birisi de bu ilke haline getiren iblisin tekliflerinin geriye dönüşü mümkün olmayan, moda giren insanın adına şeytan diyor Kur'an. Yani o ilkeye de şeytan diyor, geriye dönüşü mümkün olmayan, moda giren insanlara da şeytan diyor Allah. Yine Bakara suresi 14. ayette de bunu anlatıyordu. Yani şeytan o iman edenlere, o münafık kafir olanlar dediler ki biz de sizin gibi iman ettik dediler. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ettik dediler. İşte şeytan kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için ne zaman çıktı bu açığa? İblis yüklenince açığa çıktı. Yani insanın günah potansiyeli açığa çıktı. Ve arkasından diyor ki onlara vesvese ver dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca iki melek olmamanız içindi. Yani daha önce melekti ve bunu yerleştirince bu sizin iki melek olmanızdan sizi uzaklaştırdı. Eğer bu iblis olmamış olsaydı siz de melek olurdunuz. Ve bir de şunu anlatıyor ayette. Ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Yani bu iblis yerleşti, siz iki melek olmadınız. Ve ebedi yaşayanlardan kılınmadınız. Çünkü eğer bu İblis şeytan olmamış olsaydı, iblis olgusu olmamış olsaydı siz de ebedi cennette devam ederdiniz. Yani cennetten cennete giderdiniz. Ama bu iblis geldi, sizi zulmettiniz, kendi nefsinize zulmettiniz, cehennemi hak ettiniz. İşte iblisin görevi bu oldu ifadesini kullanıyor. Yasak ağaç insana neydi? İnsanlara inkarı, isyanı, fuhşu, ahlaksızlığı, haksız yere adam öldürmeyi teklif sunmakla görevli olan iblisin tekliflerinin insan üzerinde boyatması anlamında kullanmış. İnsan üzerindeki değişik merhaleleri anlatmış Kur'an yasak ağaç diye. Peki hocam. Cennetteki yaşam ebedi değil mi? Yani yasak ağaca yaklaşanlar ebedi yaşamıyorlar mı? Orada cehennemde yanmayı ebedi yaşam olarak görmüyor Kur'an işte. Ebedi yaşam olur mu? Yani orada işkence, zulüm, bak zaten ayette ne diyordu? Zaman boya. Efendim? Toprak olmayı adamlar toprak olmayı diliyorlar. He. Yaşamak mı oluyor? Bak. Ve orada bak şunu yakalamak yani, lazım. Kur'an. Evet. Kur'an o zaman ebedi yaşayanlar dediği zaman biz cennetteki yaşamı kastettiğini kullanmak. Tabii ki. Diyor. Bak Mehmet Hocam orada çok güzel doğru söylüyor. Kur'an cehennemdeki duruma yani işkenceye ona yaşama der mi? Acı çekmeye yaşam demiyor. Demiyor tabii ki. Yani ona ne diyor? Bir nevi cezalandırma. Cezalandırma. Yaşam yok. Ceza çekme var. Yanma, ateş, ebedi zulüm. Ebedi yaşayanlardan kılınacaksak o zaman biz cennete gitmemiz gerekiyor. Cennete. Ancak bu şekilde ebedi yaşayanlardan kılınacak. Sakal ağaçtan yersek ebedi yaşayanlardan değil, ebediyen eziyet çekenlerden ceza görenlerden olacağız. Burada Ali Can kardeş de dedi, şeytan doğru söylüyor. Evet, doğru söylüyor şeytan. Zaten aşağıdaki ayette de onu anlatıyor.
Burada anlaşılmıyor. Bunlar şeytan doğrucu da... İşte onlar doğru söyleyerek gelir ama onlarla insanı kandırır. Yani insanlara gidecek olduğu yeri mermer taşlarla döşer. Ondan sonra yakın göğü şeytanlar için süsleme birimi yaptık ifadesiyle insanları kandırırlar diyor Allah. Hocam nasıl doğru oluyor o zaman şeytanın sözü? Yok bu, yasaklıyor. Bu şey Allah'ın yasaklaması sizin diyorum melek olmamanız, ebedi yaşayan olmamanız için diyor. Yani şeytan yasağı delmesin, delmelerini istiyor. Yasağı delince azap çekenlerden oluyor. Yok burada değil hocam Mustafa. Burada aşağıdaki ayette de diyor ki Mustafa abi ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Yani burada Allah'ın söylediğini söylüyor şeytan. Onu lisan haliyle konuşturuyor. Hani melekler demişti ki Allah'ım biz seni takdis ederken, tesbih ederken yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, kanlar akıtacak birini mi vereceksin? Meleğin böyle bir şey deme hakkı var mı? İblisin, iblis yani insana inkar... Hocam burada şeytan ama... İşte şeytan ama... Şeytanın buradaki iblisle harmanlamasını anlatıyor Kur'an. Yani mesela sen de söyledin onu ya, iblis cinlerden de diyor, iblis iblis cinlerden de diyor, bir de şeytan insanlardan şeytan, cinlerden şeytan var, insanlardan şeytan var. İşte buradaki olay cinlerden şeytan olan, yani iblis olan şeytandan bahsediyor Kur'an. Yani daha insan haline dönüşmemiş halini anlatıyor. Bunu buradaki kesiti yakalamak lazım. Daha önce demiştim ya. Şimdi burada çok önemli bir nokta daha var. O da şu. Melekle insan arasındaki farkı burada anlıyoruz biz. Meleği en net şekilde tarif eden ayet Kur'an'da bu ayet. Mesela şeytan çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız. Yani demek ki yasaklama, yasak ağaç varsa o melek değildir. Yasak yoksa veya emir şey yoksa o melektir. Bu ayet aslında bunu anlatıyor. Meleğin ne olduğunu anlamak için bu ayete bakmamız yeterli. Herhangi bir varlık yasak söz konusuysa, yasak ayet söz konusuysa o zaman o varlıkta niçin bu yasaklar? İrade var da bundan dolayı yasaklar. İradesi olmayan varlığa yasak konmaz. Burada da diyor ki eğer bu yasak ayet gündeme geliyor ki siz melek olmamanız için işte yasak olmasaydı biz melek olacaktık. Yani tek seçenekli varlık. Diğer varlıklar gibi olacaktık. Yasak ağaç olduğu için biz melek olmadık, insan olduk bunun karşılığında. Meleği de buradan çok net bir şekilde anlamış oluyoruz. Şöyle, bu ayet meleği anlamak için en önemli ayetlerden bir. Şöyle de bunları biraz özetleyelim isterseniz. Hani Asaf suresi 72. ayette diyordu ya, biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi, ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanıyor. İşte burada evrende iki varlık var, birisi melekler, biri insanlar. Melekleri de ikiye ayırıyor, secde eden melekler, secde etmeyen melekler. Oysa bütün melekler insanlara secde diyor. Bütün melekler kendilerine kodlanmış olan bilgilerin dışında harekete etmiyor. O zaman buradaki iblisi Kur'an ayrı bir yerde değerlendiriyor. İblis insana yerleşince iblis o yaratılışta verdiği sözü bozmakla görevli bir melek oluyor. Onun için meleğin tarifinde büyük bir yanlışlık var. Hep insanlar genelde tefsirlerde bugün aktarılan olay da şu değil miydi? Melekler nurani varlıklar ifadesiyle anlatıyorlardı. İnsanlara
seyretmeyi, insanlara hizmet etmeyi bu anlamda kullanıyordu. Oysa meleklerden insana seydet ettiği halde seyde etmez konumunda bir yere oturtmuş Kur'an. Yani bu melek, bu iblis olmamış olsaydı insanlar yaratılışta verdiği söze sadakat gösterir. Onlar da diğer melekler gibi olurdu. Kendilerine verilen görevin dışına çıkmazlardı. Ama iblis yerleşince bu iblis olayı insanı meleklerden ayırıyor ve iki seçenekli bir varlık haline getiriyor. Bunu burada yakalamak lazım. Meleklerde tek seçenek var, insanlarda iki seçenek var. İblis'te de tek seçenek var, diğer meleklerde de tek seçenek var. İblis'in görevi insanı inkara, isyana, kötülüklere, ayıp yerlerini kendilerine açmakla görevli bir melek. Ama diğer melekler hangi konuda insana nasıl emir vermişse ona secde etmekle görevli melek. Bunları ayırmak, ayıklamak gerekiyor. Evet. Hocam zaten devamındaki ayetlerden 24-25'e kadar bu devam ediyor. Bunları okuduktan sonra yine sorular olur. Tekrar tekrar konuşuruz inşallah. Allah insana burada hak ediş özelliği sunmuş oluyor. Evet, tercihinden dolayı, iradeden dolayı. Evet. 21. Ve gerçekten ben size ürün verenlerdenim diye yemin de etti. Yani bak söylediği şeyi burada da doğruluyor. Yani ben size öğüt verenlerdenim. Kesinlikle ben yalan söylemem diyor şeyde. Oysa bu hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyiyle kötüyü şeytan karıştırarak anlatıyor. Oysa şeytan asla sizi doğru yola götürmezdir. O size doğruyu vaat etmezdir. Başka ayetlerde de. Devam edelim zaten evet. Okudukça anlaşılır kanaatindeyim. 22. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? İşte burada bildiğimiz şeytan devreye giriyor. Yani bir insandan şeytan, iki ilkeleşmiş iblisten şeytan. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda, yani burada iblisin tekliflerinden birini yaptıkları veya iblisin teklifleri yönünde o ilke yerleştirilince insana ayıp yerleri kendilerine beliriverdi. Yani günah potansiyeli, günah işleme potansiyeli iblisle açıldı. Günah potansiyeli iblisle gündeme geldi. Ve üzerlerini cennet yaprakları ile örtmeye başladılar. Buradaki cennet yaprakları dediği takva olayı ile gündeme getiriyor. Daha İnsan konumunu inşa ediyor Allah burada. Daha insan neydi? İnsan hem kötülüklere doğru eğilimli hem de iyiliklere doğru eğilimli nötr bir varlıktı. İşte burada insan hangi yönde karar verirse karar verdiği yönde melekler insana secdesini sunuyor. İşte burada üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Yani bu yasak ağaca yaklaşmayın dememiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Yani bu iblis ve şeytanın yolunda yürüyen insanlar kesinlikle kendilerine zulmetmiş olur diyor ayetlerde. Evet. Şimdi günah işleyince cennet yapraklarıyla örtüyorlar.
O zaman bu mecaz bir anlatım hocam burada. Cennet yaprağını biz nerede bulup da örteceğiz? Isı yalıtımla örtsek evin sağını solunu örttüğümüz gibi o zaman olmaz mı? Burada hemen şeyi hatırlamak lazım. Şems suresi 7, 8, 9, 10. ayetlerde anlatılanı hatırlamak lazım. İstersen orayı bir okuyalım. Orada çok önemli bunları bunları izah ediyor zaten. Açalım orayı da. Şems suresi 7, 8, 9. Tevfik Bey. Bu sıcak havada bu soğuk espri bayağı iyi gitti. Yani ben şimdi günah işleyince cennet yaprağını nerede bulayım da örteyim? Adem de eşi zaten cennette dermiş, almış yaprakları örtmüş her şeyine. Açık yerleri gizli yerleri açığa çıkınca. Dolayısıyla ben ayrıca cennet yaprağıyla örtebilmem için cennete girmem lazım ki yaprağı bulayım örteyim yani. Onun için Fatih de evini ısı yalıtımla örtüyor. Ayıp yerlerini açığa çıkmasın diye günah işleyince o da ısı yaptığından kapatıyor her tarafına. Evet, Şems suresi 7, 8, 9'u okuyalım. 10'a kadar. 7. Nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, sonra ona hücurunu, sınır tanımaz günah ve kötülüğünü ve ondan sakınmayı ilham edene and olsun. Onu arındırıp temizleyen gerçekten felah kurmuştur. Ve onu isyanla, günahla örtüp sıkan da elbette yıkıma uğramıştır. İşte insana emanet yüklemesi bu oluyor. Yani insan hem Rabbani yola eğilimli hem de gayri Rabbani yola eğilimli nötr bir varlık halinden eğer iblisin tekliflerine yönünde karar verir, hayatını o yönde yasak ağaçtan yer onunla hayatını sürdürmeye başlarsa ebedi cehennemi, eğer iblis takvanın teklifleriyle yaşamını düzenler onunla hayatını sürdürürse ebedi cennete kazanıyor. İşte Kur'an'da bu ifade insana yüklenmiş büyük bir emanettir, büyük bir sorumluluktur. İnsan kendi gidişatını düzeltse, kendini düzeltse bütün dünya düzelmiş olur. İnsan kendisini bozarsa da bütün insanlık kendisini bozmuş olur. Hani derler ya, bir insan evinin önünü temizlerse şehir temiz olur. Bir insan evinin önünü batırırsa bütün insanlık şehir pis olur ifadesi kullanılır. Yani insanı bozan, insanı düzelten bu olay. Kendi kendisine yetkili ve sorumludur insan ve dolayısıyla imtihan da böyle başlıyor işte. Eğer insanda kötülük teklif sunucu bir öz içinden bir ses gelmese bu insan kötülük işleyebilir mi? Veya işte insan kötülüğü tercih ettiği zaman kötülük potansiyeli, kötülükle ilgili malzemeler insanın önünde olmasa insan kötülük yapabilir mi? İşte Allah kötülük yapmayı tercih edenlere de kötülük yapmak için malzeme vermiş. İyilik isteyenlere de takvanın teklifleriyle hareket eden insanları da o iyilikle yaşamını düzenleyecek malzemeler vermiş. Burada kararı insanın kendisine verdi. İşte insan karar verici bir merci olmakla halife konumuna yükseltmiş Allah. Yani yetki ve sorumluluk. Bak insanın biyolojik, psikolojik ve fiziki yapısı da dahil olmak üzere evrende yaratılmış olan bütün varlıklara melek diyor. İşte bu meleklere söz sahibi, ona hükmetme konumunu insana vermekle halife diyor Allah. Karar verici merci insan. Hocam o zaman bir özetleyelim şeyi, devam edelim ondan sonra. Böylece onları aldatarak düşürün. Hatırlıyorsanız dün konuşmuştum. Bunun da sözü geçen Adem ve eşi, peygamber olan Adem ve eşi mi yoksa insan soyu, ahal soyu olan bizim gibi alemler mi? İşte demiştik ki bir
peygamber şeytanın oyuncağı olup onun peşinden gidip onun ayağını kaydıramaz şeytan. Ve oradaki Adem'in bizim gibi Ademler olduğunu, yani rüşt yaşına geldiğinde bütün Ademlerin iblisle karşı karşıya geldiğini ve onun sözlerine aldananları şeytan aldatarak düşürebiliyor. Buradan da bu söz konusu olan Adem'in peygamber değil, bizim gibi Ademler olduğunu. Yani aslında Allah burada insanın yapısını, davranış normlarını, kendisini tanıması için en büyük hakikatleri intihar sanatıyla bize anlatıyor, bize söylüyor. Yani bu ayette duyduktan sonra bizim kesin ve kesin insan nedir, iblis nedir, melek nedir sorularını ayna gibi bilmemiz gerekiyor. Aslında ayetler bunu anlatıyor. Çok önemli ayetler. Ağacı tattıkları anda ayıp yerleri kendilerine beliriverdi. Yasak ağaç demiştik. Günaha girdikten sonra günah işleme potansiyeli açığa çıktı. Ve üzerlerini cennet yapraklarını örtmeye başladılar. Yani takva ile, salih amelle, iyilikle onu gidermeye çalıştılar. İman edenler tabii bunu yapıyor. Etmeyenler yine öbür taraftan devam ediyor. Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Peki hocam, Allah bize gelip böyle bir şey demiyor ki, ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Bir ses gelmiyor bize. Yok. Bunu nasıl anlamamız lazım? Geliyor işte. Yine bir olay anlatayım size. Ateistin biri dedi ki, sizin inandığınız Allah ne biçim Allah dedi. Ben de dedim ki, ne var dedim. Allah dedi, bana kötülüğü programlıyor. Ben de o kötülüğü programladığı şekilde yaşıyorum. Ahiret aleminde gel bakalım gir cehenneme diyor dedi. Böyle Allah mı olur? Ben de dedim ki, ey Uğur, sen bir kötülük yaptığın zaman veya yapacağın zaman senin öz içinden bir ses, ey Uğur yapma bunu, yanlış yapıyorsun diye bir uyarı sesi gelmez mi dedim. Gelir dedi. İşte Allah bunu anlatıyor işte olayda. Yani insanın öz içinde bir ses var. Hani Rabbin kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan yanlış yapma diye seslenmedim mi? Neyle sesleniyor bunu? Yaratılışta verdiği Rabbim Allah'tır sözünde durmayı teklif eden takva sözüyle. Hani yine Nahl suresi 2. ayette biz meleklerden o indiririz ve onlara Rabbim Allah'tır diye onları uyarın diye onları uyarırız ifadesi kullanıyor. İşte her insanda bu bir yanlış yaptığı zaman yanlış olduğunu söyleyen bir ses var. Bunun adı psikoloji dilinde üst ben, içimizdeki baba, Kur'an dilinde bunun adı takva, toplum dilinde bunun adı vicdandır. Vicdan yalan söylemez diyorlar ya, işte vicdan bunu sana haykırıyor. Hani yine Musa, Firavun ve çevresine o ilahi mesajı ulaştırırken şehrin öbür tarafından bir geldi, biri geldi dedi ki sizden ücret almayanlara uyun dedi ifadesini kullanırken buradaki takva sesinden bahsediyor. Evet. 23. Dediler ki, Rabbimiz biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Ha, yani burada az önceki Şems suresi 7, 8, 9, 10. ayetlerdeki anlatılanı anlatıyor. Yani biz kötülüğü işleme potansiyelimiz açıldı. Bunun yanında tövbe etme ve bağışlanma potansiyelimiz de açıldı. İşte burada lisan haliyle konuşturarak yine eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen gerçekten hüsrana uğrayanlardan oluruz. Yani iki potansiyel insana önüne konuyor. Yani yanlış yaptığı zaman yanlışları yanlış olduğunu söyleme, doğru yaptığı zaman da doğru olduğunu söyleme potansiyeli açılıyor. Yani tövbe etme, kendisini düzeltme konumu açılıyor insanlara.
kulak verecek insan ya da iblisin teklifleri yönünden gidecek. İki tercih, başka yok. Bir tercih yok. Başka yok. Hayatımız boyunca yaptığımız bütün şeyler, verdiğimiz bütün kararlar ya takvadan yana ya iblisten yana. İkisinden birisi. Ortada başka bir şey yok. Yok. Yani şöyle desek ki hiçbir karar vermeyeceğim, gideceğim. Deniz sahillerinde şöyle sırt üstü yatacağım, günah da olmasın, sevap da olmasın, bu da mümkün değil yani. O yaptığın hareket de ya takvanın yönündedir ya iblisin yönündedir. İkisinden birisindedir yani. Bunu bilmemiz lazım, bu çok önemli bir şey. Allah dedi ki, 24, kiminiz, kiminize düşman olarak inin, yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta için vardır. İşte burada yine Adem'in iki oğlunu hatırlamak lazım. Birisi iblisin yolunda karar veriyor, birisi takvanın yolunda karar veriyor. Ne demişti orada? Adem'in iki oğlu, birinin kurbanı kabul edildi. Yani buradaki kurbanı kabul edilen ifadesini kullanırken, birisi Rabbani yolda yürüdü, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını düzenledi. Birisi de Allah'ın koyduğu kuralların dışında yaşamını düzenledi. Birinin yaptığı davranışlar Allah katında hüsnü kabul görmedi. Birinin yaptığı davranışlar Allah katında hüsnü kabul gördü. Dedi ki kiminiz kiminize düşman olarak... Hocam işte, yok çok önemli değil. Zaten biliyorlar ama sen bilirsin yine de. Arkadaşlar tekrar etmiş olurlar ondan dolayı. Tamam, diyor. Tamam. Yalın mı arkadaşlar? Adem'in iki oğlunun kıssasını. Yani eğer yok diyorsanız devam edeceğiz. Çünkü çok tekrar ettikçe insan ancak öğrenebiliyor. Peki. Maide 27. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Onlar Allah'a yaklaştırılacak kurban sunmuşlardı. Birini ki kabul edilmiş, diğeri ki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de Allah ancak sakınanlardan kabul eder. Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur. Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi tahrik edip zevki göstererek kolaylaştırdı. Böylece onu öldürdü. Bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu. Arkadaşlar burada da hayatın gerçeklerinden yani sosyolojik olayları anlatıyor aslında Kur'an. Yani bize bilgi veriyor. Aklınızı başınıza toplayın. Kafirler size hayat hakkı tanımaz. Yaptığınız amelleri bilinçli olarak Allah yolunda yapın. Öyle buradan tavuk vereyim, oradan gaz alayım. Efendim gaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyim. Bu mantıkla yapmayın yaptıklarınızı diyor. Yoksa hepsi hüsran olur. Adem'in iki oğlunun anlatmasının sebebi özel olarak biraz da buraya dayanıyor. Buyurun hocam. Yani burada Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin. Burada insanı iki potansiyele ayırıyor. Birisi Rabbani yola gitme potansiyeli, birisi de gayri Rabbani yola gitme potansiyeli. Bu potansiyelden ortaya çıkan iki kardeş tipini, insan tipini ortaya koyuyor. Birinin yaptığı davranışları, birinin öbürünün yaptığı davranışları ortaya koyuyor. İşte bu insanın öz içinde var olan davranışlardan iki tip insan çıkar diyor Allah. Yani eğer insanda kötülük işleme potansiyeli olmasaydı Adem'in kurbanı kabul edilmeyen oğlu çıkmazdı. Eğer insanın içinde, öz içinde Allah'ın yolunda yürüme potansiyeli, helal ağaçtan nemalanma potansiyeli olmamış olsaydı kurbanı kabul edilen bir insan tipi çıkmazdı. Bu iki insan tipi bu insanın öz içinde var. Aynı ifade Davud'a gelen iki davacıdan da bahseder Kur'an. Yani iki davacı geldi,
bunun 99 koyunu var. Okumaya gerek yok hocam. Ben özet olarak anlatayım yeter. Okumayalım. Efendim? Evet. Belki arkadaşlar istiyorlardır hocam. Var mı isteyen? Yok. Tamam. Devam edelim. Yani burada biz iki kardeşiz. Aynı ifade değil mi? Bunun 99 koyunu var. Benim bir koyunum var. Bunun 99 koyunu olduğu halde benim koyunumu da kendi koyunlarına katmak istedi. Sen adil bir yönetici olarak buna hüküm ver. İşte insan bu iki teklif sunucu meleğin karar verdiği yönde, yani meleklerin teklifleri yönünde karar veriyor. İşte Davut bağışlanma diledi, biz de onu bağışladık. Burada Davut suç işlediği anlamda bağışlama dileme olarak anlatılmış hep. Oysa iki seçenek sunuyor Davud'un önüne. Birisi Rabbani yolda yürüme seçeneği, birisi gayri Rabbani yolda yürüme seçeneği. Birinin teklif sunucusu İblis, birinin teklif sunucusu da takva. Davud takva yönünü tercih etti ve Allah da onu bağışladı, halife kıldı, peygamber kıldı ifadesi kullanılır. İfadeler hep aynı. Bir olayı düzgün anlarsak, Kur'an'da geçen onunla ilgili bütün olaylar düzgün anlaşılmaya başlıyor. Hani Mustafa abinin dediği gibi, düğmenin birini yanlış iliklersen bütün ilikler yanlış iliklenir. Düğme düzgün iliklenirse bütün düğmeler de doğru iliklenir ifadesi kullanır. Doğrusu o. Bilmiyorum, anlaşılmayan bir yer var mı? Burada kiminiz kiminize düşman olarak inin derken aslında iblis de takvanın düşmanlığı bahsediyor. Yani iman edenlerle etmeyenlere düşmanlığı. Aynen. İki yol tercihini kullanan insanlar birbirlerine düşman oluyor. Evet. Abi şu ayeti bile Müslümanlar düzgün anlasa, iman edenle etmeyeni, kalkıp da ben müminim, ben Müslümanım diyenler Firavunlara rahmet okumazlar. Allah'ın dininin düşmanlarına içli dışlı sarmaş dolaş kuzu sarması olmazlar. Dikkatli davranırlar ve gücü müminlere verirlerdi. Ama maalesef, maalesef ki maalesef ben Müslümanım diyenlerin çok büyük bir bölümü ne Kur'an'dan, ne kitaptan, ne Allah'tan haberleri yok. Maalesef. Şeytanın oyununa gelmişler. Şeytanın oyununa gelmişler. Maalesef. Herkes bir taraftan yakalanmış. Evet. Evet. İşte insan üzülüyor Kur'an'ın anlaşılmamasına. Kur'an anlaşıldığı zaman işin rengi değişiyor. Her şey değişiyor. Daha dikkatli oluyorsun, daha tedbirli oluyorsun. Kötülük işlesen bile biliyorsun ki bu kötülüğe ben devam edersem kafir olacağım, helak olacağım. Bunu biliyorsun en azından yani. Ama öbür türlü dağlara kadar günahın olsa bir tövbeliğin aferin verir. Bir işte susamış köpeğe ömrün boyu zina etsen bile kuyudan bir ayakkabıya su çıkardık içerdik ve Allah hemen siliverir. Allah şöyle affeder, böyle affeder, sallıyorlar, sallıyorlar. İnsanlara sonsuz bir günah işleme şeyi sahası açıyorlar. Hadi o yetmese bile öbür tarafta zaten şefaat olayı var, bilmem ne var. Efendim, en son ihtimalle şeytan gelecek, bilmem ne olacak, o biter diyecek. O da olmadı, bilmem ne, Nakşibendi tarikatının haliyle konumlarım derse oradan yırtabilir. Yırtmamak mümkün değil yani. Şimdi böyle bir din olunca, burada kiminiz kiminize düşman demiş, iblis demiş. Bunlara bir önemi kalmıyor artık yani. Çünkü bir sürü açık noktalar var. Oralarda ben yırtacağım. Ben oralardan yırtacak olduktan sonra niye bunlarla uğraşayım? Niye Kur'an'ın emri ve yasaklarıyla bakayım, uğraşayım, öğreneyim, amel etmeye çalışayım? Ne gerek var? Daha kestir ve daha kısa yollar varken. Dolayısıyla hakikaten üzücü. İnsan bunları okudukça, anladıkça bazen sinirleri tepesine çıkıyor. Evet, 25 dedi ki orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. Ne demişti? Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta vardır. Bu yeryüzünde evet, 24'te. Evet, yeryüzünde yaşayacak, yeryüzünden çıkarılacaksınız. Yani başka hayat yok. Yani bak mesela bugün dünya üzerinde
UFO'lardan, efendim göklerdeki ayrı ayrı varlıklardan olabilir, olmaz, hep tartışmalar var. Kur'an yeryüzünde yaşamı insanlara planlamış ve yeryüzünden başka yaşanacak bir hayat yok. Allah böyle bir düzen kurmuş. Hani dün de demiştik herhalde, güneşle dünya